Ersin Ramoğlu. Darbeden CHP'nin bal gibi haberi vardı. Erdoğan nasıl gider CHP ile şer odakları el ele vermiş buna çalışıyor. Meclis özel oturumunda CHP'li Engin Özkoç'un darbeyi lanetleyeceği yerde oturumu sabote etmesi kıvılcım gibi bir şey. Ülkeyi yakmak istiyorlar. Kürsüde CHP gömleği giymiş Engin Özkoç değil, sanki Erdoğan'ın can düşmanı Fethullah Gülen vardı. Zaten FETÖ darbeyi Erdoğan'ı öldürmek için yaptı. CHP'li Özkoç'un dediği doğru olsa darbe yapmazdı. Darbe girişimi başarıya ulaşsaydı bugün darbenin yıl dönümünde CHP davullu zurnalı kutlamalar yapacaktı. 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun tankların arasından rahatça geçmesi de sıradan bir iş değildi. Bu durum bile CHP'nin darbeden haberi olduğunu işaret eder. Özkoç Erdoğan'a özellikle ve bile bile saldırdı. Yani FETÖ'nün talimatını yerine getirdi. PKK sever Hasan Cemal ilk adım muhalefetin bir demokrasi deklarasyonuyla sahneye çıkması ve yeni bir anayasal düzeni parlamento zemininde tartışmaya açması diyor. Sonra da Erdoğan koltuğundan nasıl gidecek, usul usul mu, yumuşak yumuşak mı, yoksa sertleşerek mi diyor. Yıkım ekibinden Oda TV, kah İstanbul üzerinden, kah CHP üzerinden, kah Ekrem İmamoğlu üzerinden Erdoğan'a algı çalışması yapıyor. Bazen Ali Babacan bazen de Abdullah Gül üzerinden fitne yayıyor. Sokakları yakmaya uğraşıyorlar. İmamoğlu'nun İstanbul'u almasıyla birlikte Erdoğan'ın altındaki zeminin kaydığını iddia eden fitne takımının görmediği bir şey var. Milletin reise olan sevdası. Bakıyor ama görmüyorlar. Kilitlenmişler Erdoğan'ı götürmeye fırsat kolluyorlar. Hesap kitap yapıyorlar Erdoğan'ı götürmek için. Kinden, nefretten gözleri görmez kulakları duymaz oldu üstelik haçlılarla bir oldular. Hürriyeten kovulan Mehmet Yılmaz da Hasan abi'nin Erdoğan nasıl gider sorusuna elleşmeyin kendisi gider diyor. Erdoğan'ı indirmek için her yolu mübah sayan saplantılı, hastalıklı zihniyet bu. Hiç değişmediler. Millet birbirini kırsın istiyorlar. İttifaklarını kurdular. Büyük bir saldırı planı yaptılar. Babacanla harekete geçtiler. CHP şimdiden Babacan'a 30-40 milletvekili vermeye hazır. Bu yeni bir barbar saldırısıdır. Ali Babacanlar Davutoğlu Abdullah Gül önderliğinde yapılan. Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak çıksın diyor. İmamoğlu'yla birlikte Selahattin Demirtaş niye içeride diye soruyor. Adam 53 kişiyi öldürmüş be. İsyan çıkarmış. İkna olmaları için bir de Demirtaş'ı Yasin Börü'nün annesine sorsunlar. Bunlar Türkiye'nin iyiliğini istemiyor. Bunların iktidarında FETÖ'nün kaldığı yerden devam edeceği bir gerçektir. Parası ve siyasetiyle devam edecek FETÖ. Bu yüzden acele ediyorlar. İstanbul seçimiyle bayram ettiler, her şey daha güzel olacakla kandırdılar. PKK sevdalısı Hasan Cemal, CHP'yi ve hapisteki Demirtaş'la HDP'yi, Akşener'le İyi Parti'yi kutluyorum diyor. Bu lafları boşuna etmiyor adam. CHP, DPD, İyi Parti, Saadet Partisi ve Gül Babacan Partisi Ekim'de bir demokrasi manifestosuyla sahneye çıkacak ve yeni anayasal düzeni tartışmaya açacak. Yeni plan böyle. Ersin Ramoğlu Sabah